Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarına hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Taban atonumu kare ve alanı 484 metrekare olan bir binaya. Evet, tabanı kare ve 484'miş arkadaşlar. Yani A kare eşittir 484 ise buradan ne geliyor arkadaşlar? Bu sanki 11'in bir çarpanı 22'nin karesi yapıyor galiba. A da buradan 22 yapıyor arkadaşlar. Evet, tabanı 22 oldu gençler. Çatı binanın kenarlarından 1 metre daha dışarıda olacaktır. Ve yüksekliği 7 bölü 2 metredir. Arkadaşlar 1 metre daha dışarıda olacak. Dikkat. Şimdi bizim taban oturumumuz ne? Taban oturumumuz böyleyken arkadaşlar. Böyleyken bizim çatımız nasıl olacak? 1 metre daha dışarıda olacak. Yani şuradan 1 metre, buradan 1 metre. Buradan 1 metre, buradan 1 metre. Burası 22 ise... piramidin tabanı ne olacak o zaman? 22 artı 1 artı 1'den kaç yapıyor arkadaşlar? 24 yapmış oluyor. Sonra buna göre çatının yüzey alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Çatıyı kullanırken önce bir piramit çizelim mi arkadaşlar? Çizelim. Çatıda şöyle bir piramitimiz var. Şöyle bir piramitimiz var. Piramitte hemen şunları çiziyoruz arkadaşlar. Şekil önemliydi. Şekli çizdik. Şekli çizdikten sonra çatı kenarlarından tamam tabanını bulduk. Kaç bulduk? 24, 24 diye bulduk. Sonra 1 metre daha dışarıda olacaktır ve yüksekliği 7 bölü 2'dir. Bunun yüksekliğini kaç vermiş arkadaşlar? 7 bölü 2. Arkadaşlar çizilen yükseklik ve bizden çatının yüzey alanı isteniliyorsa yan yüz yüksekliğini bulacağız ya. Buradan dolayı yan yüz yüksekliğinden dolayı piramitte zaten iki yöntem vardı. Ya dik çizip köşegen üzerinde geldiğini gösteriyorduk ya da dik çiz dik çiz dik çiz. Burada yan yüzey yüksekliği lazım olduğu için dik çiz dik çiz dik çiz bizim için daha mantıklı. Çizdik. 24 ise burası kaç yaptı? 12. Hocam burası 7 bölü 2. Burası bak, burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Pisagor bağıntısında ne çıktı arkadaşlar? Hocam 7'nin yarısı 24'ün yarısı. O zaman burası da kaç olmak zorunda? 25'in yarısı olmak zorunda. Şimdi ben piramidin çatının yüzey alanını bulacağım. Çatının yüzey alanında 4 tane üçgen var mı? Var. Yani 4 tane 24 çarpı 25 bölü 2 bölü 2 var. Bu kadar mı? Hayır. Arkadaşlar çatı yapılırken şurada da boşluklar yok mu? Yani benim şuradaki yüzey alanında eklemem gerekmeyecek mi? Bu tabana şu çatı oturtuldu. Dışarıda böyle sarkan kısımlar var arkadaşlar. Dışarıda olan kısımlar var. Yani şu gördüğünüz yüzeylerin alt tarafı da var. O alt tarafı dediğimiz burası, 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 burası değil mi? Evet. O zaman siz bunların alanlarını da bulacaksınız. Bunlar 1, 1, burası 22. Yani burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Artı diyeceğiz. 22 çarpı 1'den 1, 2, 3, 4 tane var. 22 çarpı 1'den 4 tane var. Artı 1'den 1'in karesinden kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. İşte sonuç bu yapıyor arkadaşlar. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şu 2 kere 2, 4. Şununla sadeleştim, sadeleşti. 24 ile 5'i çarpacağım. Ben normalde 24 ile 25'i çarpacağım. Normalde 24 ile değil de 8 ile 25'i yok 4 ile 25'i çarpsam. Bu 6 çarpı 4. 4 ile 25 çarpsam 100 yapıyor. Bir de 6 ile çarpsam 600 yaptı. Buradan 600 geldi. Artı buradan 88 geldi. Artı buradan da 4 geldi. 88 ile 4'ün toplamı kaç yaptı? 92. O zaman cevabımız da 692 bir yaptı arkadaşlar. Aynen öyle. Yani cevap buradan Balıkesir çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde yanal ayrıtlarının birinin uzunluğu 5 santimetre olan düzgün kare piramidin taban alanı 36. O zaman kare olduğuna göre taban alanı 36 ise tabanı kaç yaptı? 6 yaptı. Yanal alanı kaçtır diye soruluyor. Yanal alanı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Yan ayrıtları 5'er birim ya, şöyle yazalım. Tabii ki yan yüz yüksekliğini bulacağız. Hocam yan yüz yüksekliği nedir? Hop şudur. Şunu bulursak olay bitti. Hocam x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için tabanı iki eş parçaya böldü. 3, 3. 3, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden burası da 4 çıktı. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Yan yüzey alanı. Yani 6 çarpı 4 bölü 2 bir tane üçgenin alanı. Bundan kaç tane var? 4 tane var. Çarpı 4 deriz. Olay biter. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 48 yapıyor. Yani cevap böylelikle Ceyhan çıktı. Şekilde yüksekleri 18 santim, yüksekleri 18 santimetre ve taban alanları eşit olan kare piramit ve kare prizma görülüyor. Evet, yüksekleri 18 ve 18 şöyle yazalım ve eşit olan kare piramit, taban alanları da eşit olan. Tamam, taban alanları da eşitse bunlar da AA AA şeklinde olacak. Suyun
Kare piramit su ile tamamen doluyken bu su kare prizmaya boşaltılır. Evet, bu buraya boşaltılıyormuş. O zaman buradaki her ikisindeki V su eşit olacak mı arkadaşlar? Olacak. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 piramidin hacmi. A kare çarpı 18 bölü 3 piramidin hacmi. Aynı zamanda V su taban alanı çarpı yükseklik değil midir? A kare çarpı x eşit değil midir? Evet. A karelerinden ay 18 bölü 3'ten 6 yaptı. 6 eşittir x oldu. Gençler cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Alanı 96 ve taban ayrıt uzunluğu 6 santimetre olan, taban ayrıt uzunluğu 6 santimetre olan bir piramit çizelim. Şekli çizmeden ben anlayamıyorum arkadaşlar. Siz de zorlamayın. Lütfen şekli çizin. Bir paralel kenar gibi çizin tabanını. Aslında bu kare bakış açısına göre değişiyor. Hemen çizdik. Taban ayrıtının uzunluğu kaç verilmişti? 6 birim verilmişti. Düzgün kare piramidin hacmi nedir diye soruluyor. Alanını 96 vermişler. Yani 6'nın karesi taban alanı artı yanal alan. Yanal alan da arkadaşlar yan yüz yüksekliği lazım olacak ya. Şuraya h üssü diyelim. 6 çarpı h üssü bölü 2'den kaç tane var? 4 tane var. Bu tüm alana eşit olacak. Bu tüm alan neye eşitmiş? 96'ya eşitmiş. O zaman 6 tane h üssü bölü 2 çarpı 4 eşittir. 96'dan 36 çıkınca kaç kalıyor? 60 kalıyor. O zaman şunlar sadeleşince 10 yaptı. 20 bölü 4'ten h üssüyü kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. H üssünü 5 bulduk. Hocam bu yan ayrıt uzunlukları birbirine eşit ya. Şunlar şöyle eşit. Hocam ikizkenarda çizilen yükseklik konumunda burası da 3 3. Bizden hacim isteniyor. Pardon. Tamam, hacim isteniyor. Şey, ikizkenarlara girmesek de olurmuş. Hacmi bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Hacim için cisim yüksekliği lazım olacak bize. Hemen cisim yüksekliğini çizelim. Cisim yüksekliğini çizince de cisim yüksekliği yan yüz yüksekliği de varken ne yapıyorduk piramitte? Dik çiz, dik çiz, dik çiz. Yani hop dik, hop dik. Yani şurası 90 derece ve burası da ne? 90 derece. Hocam 6 iken bu yükseklik düzgün piramitlerde hep nereye geliyordu arkadaşlar? Düzgün piramitlerde alttaki şeklin ağırlık merkezine 6 ise burası kaç olacak? 3. Hocam burası 3, burası 5 ise 3, 4, 5 üçgeninden burası 4 çıktı. Bizden artık hacim isteniyor. Taban alanı çarpı yükseklik 6'nın karesi çarpı yükseklik bölü 3. Ucu sivri olan şekillerde bölü 3'ü unutmuyoruz. 36'yı 3'e böldüğümüzde 12, 4 ile çarptığımızda 48 çıkar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Akçay oldu. Yanda verilen düzgün altıgen piramit şeklindeki cismin taban çevresi 36. Altıgense bir kenarı kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. Ve yan yüz yüksekliği 2 kök 13. Hocam şöyle çizersem yapacağım işlemlerde karışık olabilir. O yüzden yan yüz yüksekliğini böyle çizeyim arkadaşlar. Cismin hacmi isteniliyorsa cisim yüksekliği lazım olacak bize. Cisim yüksekliği alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Altıgenin ağırlık merkezi neydi arkadaşlar? Tam böyle köşegenlerin kesim noktasıydı değil mi arkadaşım? Hop şöyle. Hocam o zaman olay bitti. Şu yan yüz yüksekliği şurası 90 derece. Hocam yan yüz yüksekliği tabanı iki parçaya bölecek. 3 3 oldu burası. 6 birim olduğundan. Hocam şunlar da altıgende düzgün altıgende eşkenar üçgenler değil miydi? Evet. 6 ise burası da 6, burası da 6. Hocam ben bu cisim yüksekliğini bulacağım. Bu düzleme dik. Dik çiz. Bu yükseklik varsa zaten biz cisim yüksekliği ve yan yükseklik varsa dik çiz, dik çiz, dik çiz yapıyorduk. O zaman burada da bir dik çiz tam olarak buraya denk gelir arkadaşlar. Niye? Eşkenarda çizilen kenarortay yüksekliktir. Evet, burası da 90 derecedir arkadaşlar. Dik çiz, dik çiz, dik çiz dik çize ulaştık. Burası 3 kök 3 yaptı mı? Yaptı. Çünkü eşkenar üçgendeki yükseklik arkadaşlar burası. Adam bize burayı da 2 kök 13 vermişti yan yüz yüksekliğini. Ve burada bir Pisagor bağıntısı yapacağız şimdi arkadaşlar. Hadi yapalım bakalım. Nerede? Tam olarak şurada arkadaşlar. Şurada. Hop şöyle 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 göstereyim isterseniz size. Şurayı tam karalamadım. Hop şöyle arkadaşlar. Evet, yükseklik. Şurası h iken 2 kök 13 ve 3 kök 3'ten bulacağız. H kare eşittir 2 kök 13'ün karesi eksi 3'ün 3 kök 3'ün karesi. Şimdi burası 52 eksi burası 27. Kaç çıkıyor arkadaşlar? 52'den 27 çıkınca 25 çıkıyor. H kare 25 ise H da buradan kaç çıkar o zaman? 5 çıkar. H 5 ise taban alanı. Evet, taban alanı. 4, 6 tane eşkenar üçgenin alanı. Hemen yazalım şöyle. 6 tane A kare kök 3 bölü 4 çarpı yüksekliğimiz 5 ama taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'lü. Taban alanı tekrar söylüyorum. 6 tane eşkenar üçgen, 6 tane A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik
bölü 3 de piramidin hacminden geliyor arkadaşlar. O zaman burası hocam şu 36 ile 4 sadeleşince 9. Şununla şu sadeleşince 3. 18 ya da 6 kere 5 30 çarpı 3'ten 90 geldi. 90 kök 3 yaptı o zaman cevabımız arkadaşlar. Yani cevap Denizli oldu. Dikdörtgenler prizması 6, 8 ve 10 santimetre olarak verilmiş. Yukarıdaki verilere göre CBDF piramidinin, bak CBDF piramidinin nesi isteniyor arkadaşlar? Yani bu ne demek? BDF tabanlı CTP noktalı bu piramidin hacmi nedir diye soruluyor. Eğer siz bu piramide böyle bakarsanız, hocam bu taban alanı sarı bölgenin alanı. Sonra tabana ait yüksekliği bulmak sıkıntı olur. Evet bu piramit ama şu da piramit. Tabanı bu seçersen tepesi bu yapıyor. Tabana ait yükseklik bu değil midir arkadaşlar? Niye? Bu şu düzleme dik olduğundan dolayı. Burası da 90, burası da 90 derece olduğundan. Ya da sen bakış açını şöyle yaparsın. Hocam tabanı burası iken o zaman tepesi burası. Çizilen yükseklik de burası. Çünkü bu zemine dik olduğundan dolayı. Ya da tabanı burası seçersin. Yüksekliği de burası seçersin. Herhalde hepinizin daha net bir şekilde anlayacağı kısım burası olur. Evet, tabanı burası seçtiğimde tabanın tepesi burası oluyor. Aynı piramit bu yükseklikli de olmuş oluyor arkadaşlar. Yani yüksekliği 8 olan tabanın da kenarları 6'ya dik 10 olan 6'ya 10'luk bir dik üçgen olan bir piramidin hacmi soruluyor aslında bize arkadaşlar. O da taban alanı. Tabanı 6'ya 10'luk aldık ya 6 çarpı 10 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz 8 ama bölü 3'ü unutmayacağız. Ucu sivri olan şekillerde. 6 bölü 2 bölü 3 birbirini götürdü. 3 bölü 3'ten. 10 çarpı 8'den kaç yaptı cevabımız? 80 yaptı. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Edremit oldu. Bir düzgün kare piramidin taban ayrıtı 6. Hemen kare piramidi çiziyoruz arkadaşlar. Tabanı kare olan bir piramit çizmeyi öğrenin lütfen. Tepede bir nokta alın ve bütün uçları birleştirin. Bitti gitti işte bu kadar basit arkadaşlar. Şöyle çizin. Çizdik. Tabanının bir ayrıtı kaç demiş arkadaşlar? 6 olarak vermiş ve yanal yüzün taban düzlemiyle yaptığı açı 30 derece. Hocam neresi 30? Burası. Ya da arkadaşlar piramidin hacmi isteniyor. Dik çiz, dik çiz, dik çiz olayını yapacağız. Hocam şuradan dik çiz. Buradan dik çiz. Buradan da dik çiz. Bu yan yüzeyler arasındaki açı iki dik arasında kalan açıdır aslında. Esas ölçü eskiden vardı ama artık kullanmıyoruz ama bu yan yani şu tabanla yan yüzey arasındaki açı tam olarak buradaki diyebiliriz. O zaman hocam ben şunu biliyorum zaten. Buradaki açıyı kaç derece vermiş? 30. Bu tam alttaki şeklin ağırlık merkeziydi. 6 ise direkt bu ağırlık merkezi olduğundan burası 3 yapar. Hocam burası da 60 derece olduğundan dolayı 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü kök 3. 3 bölü kök 3 neye eşittir? Kök 3 eşitliğiyle çarparsak 3 kök 3 bölü 3'ten kök 3'e eşit oldu. Yüksekliğimiz kök 3 oldu. O zaman piramidin hacmi artık kolay. Taban alanı 6'nın karesi çarpı yükseklik bölü 3 unutmayacağız. 36 bölü 3 ile kaç yapıyor arkadaşlar? 12 kök 3 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Bir kenara 6 kök 2 birim olan içi boş bir kübün içerisine E kübün üst yüzeyinin ağırlık merkezi ve ABCD taban ayrıtlarının orta noktaları olan içi dolu bu piramit yerleştirilmiş. Tamam. 6 kök 2 ya bu tam orta noktalar olduğu için 3 kök 2 3 kök 2 oldu mu arkadaşlar bunlar oldu. Dikkat et dik. 3 kök 2 3 kök 2 katından 6. Aynı şekilde burası da 3 kök 2 3 kök 2 3 kök 2 kök katı 6. Aynı şekilde burası da 6 burası da oldu 6. Tabanı kare oldu. Hocam nereden uyduruyorsun ya? Uydurma ya. Niye kare? Bak uydurmuyorum. Burası 45 derece. Burası da 45 derece değil mi? 90'dan dolayı. Hocam burası da 90'dan dolayı. Burası da 45. Burası da 45 değil mi? 45 45 ise buraya 90 kaldı. Aynı şekilde burası da 45. Buraya 90 kaldı. Buraya 90 kaldı. Buraya da 90 kaldı. Gerçekten de burası. Bütün kenarlar eşit ve bütün açılar eşit olduğu için 90 kare mi yaptı? Evet. Bizden ne isteniyor? E noktasında bulunan bir karınca. Neredesin E noktası? Buradasın. Buradaki bir karınca F'ye gelecekmiş. F neredesin? Şuradasın. E noktasında bulunan bir karınca yüzeyler üzerinden F noktasına geldiğinde en kısa mesafe nedir diye soruluyor. Ya senin karınca gelecek. Hocam en kısa gitmesi için tabii ki hop şöyle ve hop şöyle gelmek zorunda arkadaşlar. Arkadaşlar aslında iki tane üçgen yüzeyi var. Yani gittiği yüzeylere bakacak olursak. Dikkat edin bir tane üçgen şu. Hemen o üçgeni çizelim arkadaşlar. Açıyorduk değil mi arkadaşlar? Açıyorduk. 3 kök 2 burası, 3 kök 2 burası.
Sonra diğer üçgenimiz de şu değil mi arkadaşlar? Evet. Şu üçgeni de şöyle açacak olursak. Yani ilk üçgen tabanda, ikinci üçgeni de hop şöyle yapıyoruz. İlk üçgen böyle, ikinci üçgen biraz böyle ya. Yok şöyle ya. Açacağız. Hop şöyle açacağız. Düz. Bakın tekrar bir söylüyorum. E'deki karınca F'ye gelecekmiş. En kısası hop şöyle gelir. Şu yüzey sabit kalsın. Bu yüzey sabit kaldığında şunu aşağı doğru yatıracaksın. Burası yaptı arkadaşlar. İşte bizden ne isteniyor? Şuradan şuraya en kısa mesafe nedir diye soruluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kare piramit olduğuna göre şunlar birbirine eşittir. Aa hocam bunlar eşit, bunlar da eşit. Bir deltoid çıktı karşımıza. Burası 90 derece oldu mu? Oldu. Şimdi ben buradaki kare piramitte şunu birleştirince bizden bu uzunluk isteniyor. Kare piramitte şu 90 derece. Bu yükseklik değil mi? Evet, bu yüksekliği bulmaya çalışacağım. Evet, kare piramidi şuraya çizeyim isterseniz. Şöyle bir kare piramit var elimde. Ve neler biliyorum? Tabanının 6 olduğunu biliyorum. Ve ben neyi bulmaya çalışacağım? Yan yüz yüksekliğini bulmaya çalışacağım. Çünkü orası yan yüz yüksekliği yapıyor. Cisim yüksekliği kaç arkadaşlar? Cisim yüksekliği de 6 kök 2 olarak verilmiş. O zaman cisim yüksekliği ve yan yüz yüksekliği olunca dik çiz, dik çiz, dik çiz yapıyorduk. Burası 6 kök 2. Hocam 6 ise bu düzgün piramitlerde alttaki şeklin ağırlık merkezine geliyor. 6 ise burası kaç yaptı? 3. 3 ve 6 kök 2. O zaman bu haş üssünü bulabilirim. Haş üssünün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6 kök 2'nin karesi. Kısa yoldan yapabilirdik ama neyse. Haş üssünün karesi buradan kaç geldi gençler? 9 artı 72'den 81 geldi. Haş üssü de buradan 9'a eşit oldu. Evet, burası 9. Hocam burada da ikizkenar dik üçgendi. Şuradaki üçgenimiz 90 derece ve 45-45 olduğundan dolayı hatta 45-90, burası da 90 derece olduğundan dolayı bakın 90 45-90 ise burası da 45 yaptı. 45-45-90 üçgeni 3 kök 2 ise buradaki değerde 3-3 yaptı. Bizden şu artı şu isteniliyor. Yani 3 artı 9 isteniliyor. Cevabımız böylelikle 12 çıktı arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Denizli oldu. Yüksekliği 6 kök 6 olan düzgün dört yüzünün her bir yüzeyin ağırlık merkezleri birleştirildiğinde oluşan cismin bir kenarı kaçtır diye soruluyor. Evet, yüksekliği 6 kök 6. Hemen arkadaşlar bir düzgün dört yüzlü çizelim bakalım. Yüksekliği hemen bir üçgen çiziyoruz tabanda. Ondan sonra tepede bir nokta alıp şunları da birleştiriyoruz. Ve yüksekliği de bize kaç verilmiş? 6 kök 6 verilmiş. Ağırlık merkezi nerede arkadaşlar? Tam olarak yüksekliğinin, ama yüksekliği 6 kök 6 olan düzgün dört yüzlüden bahsediyor. O zaman yüksekliği 6 kök 6 ise bir daha çizmem gerekecek. Büyük ihtimalle şunu şöyle bir kopyalayayım arkadaşlar. Hatta şöyle tabanı da şurası seçtim arkadaşlar. Bu tabana ait yüksekliği çizerek şimdi işlem yapacağım gençler. Biraz sabredin. Biraz meşakkatli bir soru gibi gözüküyor bu. Evet arkadaşlar, bunun yüksekliği neresidir? Şunu da bir kopyalayayım isterseniz şöyle. Biraz sonra lazım olacak gibi. Yükseklik, evet. Çizilen yükseklik alttaki şeklin neresine denk düşüyordu? Tam olarak ağırlık merkezine denk düşüyordu. Ağırlık merkezi dediğimiz nerede arkadaşlar? Yüksekliğin kesim noktası, kenar ortayların kesim noktası. Şuradan da bir yükseklik çizdiğim zaman tam yükseklik üzerine düşecek arkadaşlar. Ağırlık merkezi burası. Bakın. Ağırlık merkezi burası. Şimdi ben bir kenarı bulayım. Düzgün dört yüzlünün formülü var ama ben formülü açıkçası bilmiyorum ve kullanmıyorum da. Düzgün dört yüzlüye ilgili bir soru geldiğinde bu yükseklik, bu da cisim yüksekliği. Böyle bir kenara altını katır diyorum. Niye? Çünkü yükseklik burada 1'e 2 oranda var ya, altını katır dersem hocam burası 3K, burası 3K dersem burası 6K, burası da 3 kök 3K ya, 1'e 2 şeklinde ayrılacak. Hocam burası K kök 3, burası da 2 kök 3K oluyor. Bir kenarda 6K burası. Bakın 6K olduğunda sayılar daha sağlıklı çıkıyor. Yüksekliği de 6 kök 6 olarak verilmiş. Artık burada bir Pisagor bağıntısı var. Hemen Pisagor bağıntısını uygulayalım arkadaşlar. Pisagor bağıntısı 6K'nın karesi eşittir 6 kök 6 ve 2 kök 3K. 6 kök 6'nın karesi artı 2 kök 3K'nın karesi olacaktır. 36'dan 12 çıktı. 36'dan 12 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 24 kalıyor. 24K kare eşittir. Bu 36 çarpı 6. Evet. 6 ile 24 sadeleşince kaç kaldı? 4 kaldı. O 4K kare 36'ya eşit oldu. Hatta K kare eşittir 9 yaptı. K'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Yani bir kenar kaç oldu? 18 oldu düzgün dört yüzlüde. Şimdi o düzgün dörtlü yüzüğümüzü bir daha çizelim arkadaşlar. Çünkü bizden başka bir şey isteniyor. Ağırlık merkezleri birleştirildiğinde oluşan cismin bir kenarı kaçtır diye soruluyor.
Şimdi her birinin ağırlık merkezi. Hocam bir tanesinin burada, bir tanesinin burada, bir tanesinin de arkadaki üçgenin de şurada. Mesela bir tanesi de şurada arkadaşım. Bu ağırlık merkezi dediğimiz kenarortayların kesim noktası. Hocam şuradan bir kenarortay çizdin. Buradan da bir kenarortay çizdin. Kenarortayları göster. Hocam şunlar birbirine eşit. Aynı şekilde şu parçalar da birbirine eşit. Hatta bunlar da çift çizgi. Ben buradan şu uzunluğu bulabilirim arkadaşlar. Nasıl? Çünkü bir kenar 18 bulduk ya. Hocam burası 9 9. Hocam şurası da 9 9 yaptı. Ben buradan bunu böyle çizecek olursam ne çıktı? Ortalama mı çıktı? 18 olduğunda 18 ise burası 9 oldu. 9'sa da burası da 9 bölü 2 mi yaptı? Cismin düzgün dörtgenin her bir yüzeyinin ağırlık merkezleri birleştirildiğinde oluşan cismin bir kenarı kaçtır diye soruluyor. Ha, tamam çıktı. 9 ise 9 bölü 2 diyecektim. Pardon. Arkadaşlar buradan şu kenarı bulmuş oluyorum. Çünkü benden bu kenar isteniliyor. Arkadaşlar bir kenarı kaç birimdir diye soruluyor. Büyük ihtimalle eşkenar üçgen çünkü. Birleştirdiğinde oluşan cismin bir kenarı kaç santimetredir? Demek ki bütün kenarlar birbirine eşit. Dur şunu bulalım biz arkadaşlar. Bizden bu isteniyor. Hocam burası 2 enken burası en değil midir? Aynı şekilde aynı eşkenar üçgende yükseklik olduğu için burası da 2 ense burası da endir. Burada bir benzerlik çıktı. 2 en'in 3 en'e oranı 2 en bölü 3 en eşittir. Burası x bölü 9 değil midir? X bölü 9'dan 3 katı 3 katı x'i kaç buluruz? 6 buluruz. Cevap 6 çıkar arkadaşlar. Çünkü soru kökünden anladım ben olayı. Evet ağırlık merkezleri birleştirildiğinde mesela şu ağırlık merkeziyle bu ağırlık merkezini birleştirdiğinde bir uzunluk isteniyor bizden. Diğer ağırlık merkezlerini birleştirdiğimizdeki uzunluk da büyük ihtimalle o çıkacak. Bak ben burada bunu ispatladım mı? İspatladım. Şimdi isterseniz yani şunu ispatladım arkadaşlar. İsterseniz bunu ispatlayayım. Şimdi şekil karışacak. Farklı bir şekilde ispatlayayım onu. Şurayı sileyim. Emeklerimize yazık oldu ama videoyu geri sarabilirsin. Sıkıntı yok. Şöyle bir CTRL-V yapıp bu sefer de hocam bunun ağırlık merkeziyle mesela sallıyoruz hangisinin ağırlık merkezi olsun? Bu sefer şunun ağırlık merkezi olsun. Arkadaşlar şuradan bir kenarortay çizsem. Bu ağırlık merkezinden geçen kenarortaydı. Buradan bir kenarortay çizsem 18'de. Hocam burası 9, burası 9, burası 9, burası 9. Çok güzel. Hocam burası 2 enken burası en, burası 2 enken burası en. Bu ağırlık merkezler arasındaki uzaklık da hocam şunu da şöyle çizecek olursam bakın dikkat edin. 9 9 9 9 orta taban sağlandı mı sağlandı. 18 ise şu kenar burası da 9 oldu mu oldu. Burada da bir temel orantı var mı var. 2y'nin 3y'nin oranı x'in 9'a oranına eşittir. Yani x'i de buradan yine ne buluruz? 6 buluruz. Biraz önce farklı ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı bulmuştuk. Şimdi de diğer farklı ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık yine 6 çıktı. İsterseniz ne kaldı? Onu da ispatlayabiliriz ama onu da size bırakayım isterseniz. Ben şu ve şu üçgendeki ağırlık merkezi buldum. Şu ve şunu buldum. Hangi ağırlık merkezleri kaldı? Bu ve bu kaldı. Onu da şuradan çizip siz kendiniz yine sonuca ulaşabilirsiniz. İspatlayayım mı? İspatlıyorum ya. Dayanamayıp ispatlıyorum. Dayanamam. Sizi kıramam biliyorsunuz. Hemen CTRL-V yapıyorum. Hangi ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık kaldı? Bu ve şunun ağırlık merkezi. Şu sağdaki ve alttakinin ağırlık merkezi kaldı. Hocam sağdakinin ağırlık merkezi ve alttakinin. Hocam sağdakini kullanırken aynı tepeden çizersek daha sağlıklı oluyor. Bu alttakini kullanırsam hocam bu da bu. Burası 9 9. Hocam burası da 9 9 olacak. 9 9. Sonra bunu böyle çizersem yine bakın 9 ise 9. Orta taban çıktı 18'den burası 9 oldu. Bizden burası isteniliyor. Şurası yine 2n ağırlık merkezinden. Burası da 2n. Yani 2 bölü 3 oran yine burada var mı arkadaşlar? Var. Yine aynı benzerlikten. 2 bölü 3 oran, 2 bölü 3 oran, 2n'in 3n oranı, burası x, x bölü 9'a eşit olacaktır arkadaşlar. Buradan da x'i yine ne buluruz? 6 buluruz. Cevap böylelikle 6 çıktı. Evet, cevabımız Denizli oldu. Yüksekliği 12 birim olan dik silindir, tabanıyla aynı tabanlı, içi su dolu, en büyük hacimli dik kare verilmiştir. Dik kare piramit verilmiştir. Arkadaşlar bu kare piramidin yüksekliği de silindirin yüksekliğiyle aynı değil mi? Aynı. Burası 12 ise tabanın bir kenarı a ise a kare taban alanı çarpı yükseklik 12 bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Neye eşitmiş arkadaşlar? 72'ye. Şunlar şunlar gitti. 6 6 kere 3 18. A buradan kök 18 yani 3 kök 2'ye eşit oldu. Hocam bu bir kare. Tamam. Kare olduğundan dolayı 90 derece. Hop çapı gören çevre açı 90 derece olacağından
Buradaki çapımız burası yaptı. Arkadaşlar A'yı biz 3 kök gibi bulduysak kök katından dolayı 3 kök ki 3 kök ki kök katından dolayı 6. Burası 6 ise burası da 3, burası da 3 oldu mu? Yarıçap 3 oldu. Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu piramidin tabanına yakın bir yerden musluk açılıp silindirin içine boşaltılırsa. Silindirin içine boşaltılırsa şöyle bir şey mi yapacak? Bu yükseklikteki su mu olacak? Evet. Bunun yüksekliği nedir diye soruluyor. Yani piramidin hacmi 72 ya. 72 neye eşit olmalı arkadaşlar? Su piramidin içine boşaltılıyor böyle. Değil mi? Su boşaltılıyor ama piramidin içinde de su kalacak. İşte tam piramidin içindeki basınçtan dolayı biraz fizik bilgisi. Basınçtan dolayı tam piramidin içindeki suyla buradaki su seviyesi aynı zaman yere geldiği zaman ne yapar? Durur arkadaşlar. O zaman piramidin içindeki suyla boşluktaki suyu toplamı da bir silindir mi yapıyor arkadaşlar? Evet. O yüzden silindirin hacmini eşitleyeceğiz 72 arkadaşlar. Yarıçapı kaç bulduk? 3 bulduk. Pi r kare çarpı haşa eşitleyeceğiz. Şununla şu gidince 8 yaptı. Haşı yalnız bırakacak olursak 8 bölü pi haşa mı eşit oldu arkadaşlar? Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Tüm prizmalarda köşe sayısı k, yüzey sayısı y ve ayrıt sayısı a arasında k artı y eksi a eşittir 2 bağıntısı vardır. İlginç. Buna göre ayrıt sayısı 18, yüzey sayısı 8 olan bir prizmanın köşe sayısı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet. Tamam formülü vermiş. Ayrıt sayısı neydi arkadaşlar? Ayrıt sayısı a'ydı. A yerine kaç yazacaksın? 18 yazacaksın. Yüzey sayısı kaç? 8. Yüzey yerine 8 yazacaksın. Köşe sayısı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Yalnız böyle bir formülü anımsatmış bize. Köşe sayısı soruluyor bize. Eşittir 2'den olay çıkıyor. Eksi 10 burası, attık öbür tarafa, 12 mi yapıyor? Evet. Köşe sayısı direktman 12'ye eşit oluyor arkadaşlar. Yani cevap böylelikle Edremit oldu. Yüksekliği 8 santimetre, taban ayrıtı 3 santimetre ve tamamı suyla dolu olan kare prizma ile aynı tabanlı ve yüksekliği kaç santimetre olan boş bir piramit şekil 1'de birleştiriliyor. Evet. Suyla dolu ve piramitle birleştirilmiş, sonra ters çevrilmiş. Suyla birlikte yüksekliği de 12 olmuş. Şimdi gençler ne yapacağız burada? Tabanı 3. Her ikisinde de içindeki su miktarları aynı değil mi arkadaşlar? Aynı. Bizden H kaçtır diye soruluyor. Buraya kadar kısım H. Buraya kadar kısımda tamamı 12 olduğuna göre 12 eksi H mı oldu? Bunun içindeki suyu buna eşitleyeceğiz arkadaşlar. Bunun içindeki su taban alanı çarpı yükseklik, yani V suyu yazıyorum arkadaşlar. V su neye eşit? Taban alanı 3'ün karesi çarpı 8 yükseklik. Buradaki su taban alanı kaç arkadaşlar? Taban alanı burada önce üst taraftakini hesaplıyorum. Taban alanı yine 3 olduğuna göre, kare prizma olduğuna göre taban alanı 3'ün karesi çarpı 12 eksi h çarpı taban alanı çarpı yükseklik artı bir de bu piramidin hacmi. Taban alanı 3'ün karesi çarpı yükseklik bölü 3 değil midir arkadaşlar? Evet. Her ikisinde de içindeki su miktarları aynı olduğuna göre bunlar da birbirine eşittir. Arkadaşlar buradan 9 kere 8 72 yaptı. 72 eşittir. 9 108 mi yapıyor? 108 eksi 9h artı 3h yaptı arkadaşlar. Eksi 6h öbür tarafa attım, 6h yaptı. 108'den 72 çıkınca 36 yaptı. H'ı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Farklı bir yöntemim vardı. Onu koni ve silindirde uygulamak daha mantıklı oluyor. Burada bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Şunu şöyle kare piramide tamamlayıp arkadaşlar bu üçte biri oluyor da diyebilirsiniz ama bu yolda gayet normal. Herhangi bir sıkıntı yok. İçindeki su miktarlarını birbirine eşitledik ve soru çıktı. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Denizli çıktı gençler.